gelmişler, onların bu mucize ile zahir olarak gelen peygamberlere karşı فَقَالُوا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا bir beşer midir bizi hidayete getirecek? Yani beşerden gelen peygamberi küçük biliyor. Halbuki eliyle yaptığı, toslediği, taşlediği put yapıyor da onu inkar etmiyor. Beşerin risaletini inkar eder, eliyle yaptığı taşler, topraktan olan putleri inkar etmiyor. Bir beşer mi bizi hidayete getirir? Elbette cinsimizden beşer gelecek ki bize anlatsın. Eğer cinsimizden olması bir melek olsaydı, cinsimizden olmadığı için biz melekten izahat alamazdık. Nitekim şeytan-ı cinsi, şeytan-ı cinniden daha muhafizdir insanlar üzerine, minel cinneti ve nâr. Şeytan-ı cinsi, insanın cinsindendir, anlatıyor, o yolda kolay çıkarır. Şeytan, mahrum olan şeytan, cinsimizden olmadığı için bir hıyal atar, düşer. İsterse devam eder, ister devam etmez. Zaten şeytanın gayesi bir yer üzerine durmak değil, nefis de öyle bir yer üzerine duruyor. Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar dağılıyor olur, nefis açıktır. Nefs ile şeytanın arasındaki hareket, her ikisi de Allah'a düşman, her ikisi de Allah'ın emrine düşman, Allah'ın yolundan halkı çıkarmak içindir. Fakat şeytanın hali bir vehim gibi, bir hıyal gibi, bir yerde başlıyor söyler, hıyalına getirir bunu yap. Burada o ciddiyeti gösterdi mi, gider onu ısrar etmez de başka yola gelir. Nefes öyle değildir. Bir yere başladı mı onun üzerine ısrar ediyor. Mesela cihane içersin, o nefestir. Ne kadar şey yaparsa bir daha üzerine gelir. Rakıyı içenler nefestir, şeytan değildir. Şeytan bağlı olduğu zaman nefes o işi fazlasıyla görür. Çünkü nefes üzerine duruyor, şeytan durmuyor. Eğer peygamberler de bizim cinsimizden olmasaydı, beşer olmasaydı, biz onlardan alamazdık der tebliğatı. اَبَشَرُنْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا böyle de yollardı, iman etmediler peygamberane azamı ve tevellev, arkayı çevirdiler imandan. Çevirdikten sonra Allah muktedirdir, onların başına bir musibet getirsin de elle iman etsinler. Yok, Cenab-ı Hak zorakiyle imanı getirmiyor. Zorakiyle iman değildir bizde. Musa Aleyhisselam'ın zamanında olmuştur. Tur Dağı'nı kaldırdı, Yahudilerin üzerine zorla iman ettiler. Fakat Yahudi diyor zaten dolap hafında. Müslümanlar da İslamiyet, la ikrahatid dini kattebe yine rüştü minel gayy. Hakikat zahir olduktan sonra, Kur'an-ı Azimüşşan hakikati beyan ettikten sonra, Resul-i Ekrem'i izah ettikten sonra, ister iman et, ister iman etme, o senin menfaatindir, zor yok. Burada da onlar iman etmediler, ihraz ettiler imanından. Allah isteseydi bir esvab halk ederdi, nasıl Musa Aleyhisselam'ın zamanında Tur Dağı'nı kaldırdı, üzerine koydu. Ya iman ettikten sonra o teşhir yapabilirdi. Lakin Cenab-ı Hak ona lüzum görmediler. وَاَسْتَغْنَوْهُ اِغْنَى onların imanında ihna yaptı, gani oldu imanlarından. Çünkü onların imanı Allah'ın azametine bir şey zerreleştirmiyor. Onların adem-i imanı da azamet ve kudretinden bir şey noksana olmuyor. Öyleyse ister iman etsin, ister iman etmesin. Tebliğ olmuştur, Peygamberan-ı Azam tebliğ etmişler. وَاللّٰهُ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Allah Celle Celaluhu ganidir mahlukatın ibadetinden. Hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yok. Hamidun, hamd edicidir. Bütün mahlukat onun hamdiyle meşguldür. Zâmellezîne keferû. Zâim. Zâim yalanın lekevidir. Kafir olanlar zannettiler ki en len yub'asû. Ennehum len yub'asû. Mühessetil müsekelden. Zannettiler bir kıyamet yok. Kabirden tekrar onları kıyamete çıkar gönderilmeyecek. Öyle zannettiler. Öyle zannettiler. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَسُنَّ Ey Habibim! Onlara cevabım bu. De ki بَلَا اَيْ اَكْمَلَ الرُّسُلْدِ وَرَبِّي قَسَمْ اَدِرَمْ رَبِّمَا لَتُبْعَسُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ Muhakkak gün gelir ki
siz huzur-i ilahiyeye gönderileceksiniz. Hesap görmek için o huzura gidip de gireceksiniz. Ondan sonra لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ yaptığınız amelden dolayı da size haber verecekler. Haber nasıl verilir? Evvela safhaya amel çıkar, meleklerin hazretliği ameller. Bu kadar mektuplar bir yerde nasıl yerleşiyor? Zihne gelirdi. Fakat bak, sen terakki ettikçe daha ziyade misaller zuhur ediyor bize. Mesela, gramofon. Bir hatlerden adarettir, başka bir şey değil. İnsan görse de bir şey olmaz. Fakat üzerine iğnesi indi mi, gürül ahvalleri söyler. Bu da meleklerin elinde bir maddedir. Fakat o zaman geldi mi, bütün ahval zuhure geliyor. Yüzlerce sene kalsa yine bir şey olmaz. Aynen böyledir. İnsanların da yaptığı ameller hayr-ı şer, melekler tesbih ediyor. Hatta Hacerül Esved'de mahfuz olur diye bir hadis vardır. Hacerül Esved nasıl bunu yapar? Efendim hafifleyecek bir cürüm değil ki. Kalem üzerine geldi mi orada handayan olur. Bu onlar kıyamete geleceksiniz ve sizin amalinize dair olan kağıtlar ondan sonra da şahitler huzura gelecek. Şahidle el ve ayak şehadet ediyor, toprak şehadet ediyor, kağıtlar edilirler. Ve zâlike alâllâhi yesîr. Bu Cenab-ı Hakk'a karşı kolay bir hükm-i ilahiye doğru. Çünkü Allah-u Teala'nın hüküm dediği madde istemez. Kun feyekun iledir. Olduğu zaman olur. Bir binayı yaparsın, evvela doğular, sonra kerpik, sonra buğuşu. Bu mukaddimeler istemez Cenab-ı Hakk'ın yaptığı sunu ilahide. Kun feyekun ile olur. Onun için kıyameti halk etmek, insanları oraya götürmek, hesaplarını vermek, Halid-i Kâhanet için gayet kolaydır. İki kelimenin ifade ettiği mana ile olur. Bunu bildikten sonra, madem ki muhakkak kıyamet var, muhakkak huzur-i ilahiye çıkış var, muhakkak hesaplar var, muhakkak şahitler hazır olur. Bunu bildikten sonra bir adam ne yapmalı? فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي اَنْزَلْنَاهُ Öyleyse iman ediniz, bu azaptan kurtulmak için iman etmek lazım gelir. Evvela Allah'a. Allah'ın yalanız varlığı kafi değildir. Bugün bütün dünya orada ittifak etmeye başlamıştır. Yani eski zamanları gibi yineye tapmak, puta tapmak, yavaş yavaş dünyadan çıkıyor. İmanın birinci rükni olan Allah'a iman, bütün dünyada tamim eder. Hangi doğru dediysen, Allah vardır. Yalan bu, bizim için kafi değil çünkü Allah var diyor, sonra İsa'yı isnat ediyor, Yahudi Azeyri isnat ediyor, başka türlü şeyleri söylerler, o vakit o tasdikin kıymeti kalmıyor. Allah vardır bizim iman ettiğimiz gibi ehl-i sünnet ve cemaatin hali gibi. Dildir, dilidir, bilir, yürür, işidir, konuşur. Ne kimseden doğmuş, ne kimseyi doğmuş, ezeli ebedi bir Allah'dır. Bu şekilde iman etmek lazım gelir. Yalnız mücevher Allah var, Yahudi'yi söyler. Ve Resulü, onun Resulüne de iman etmek. Bak bu, tamam demen malumdur. Yani zaten imanımız var, fakat misal ile belli olmak. Bir hükümdarın bir şehri ilahiyeti vardır. O ilahiyete bir vali gönderir. Bir valinin eline de bir kanun veriyor. Diyor ki, o memleketin felahı için bu kanunu tatbik et ki fenalık zuhur etmesin. Dünyada Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Peygamberler de onun valileridir, bila teşvih. Kitapları de onun kanunudur. Allah-u Teala bu mülkünle peygamberler göndermiş, elinde de bir kanun-i ilahi bildirmiş, onların felahı için emretmiştir. En büyük peygamber sonradan gelmiş ki, sesi her yere yetişir. Evvelki zamanlarda vasat olmadıktan sonra ses yetişmiyordu. Her tarafa bir peygamberin gönülmesi icap ederdi. Fakat son zamanında ilmi ilahide malum idi ki sen terakki edecek bir ses bir yerden bütün dünyaya yetişebilir. Onun için en büyük peygamber sonradan geldi. En büyük kitap da sonradan geldi ki bütün dünyaya kafidir. Ondan sonra da peygamber göndermeye lüzum kalmıyor.